Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Başlarında gördüğünüz gibi bu videoda biraz farklı konudan bahsedeceğim. TRSRV'nin durumunu biliyorsunuz zaten. Artık flamerların sonu gelebilir. Tabii flamer derken arkadaşlar karşı takımdaki flamerlar ne olacak? Zaten bunu da birçoğunuz biliyorsunuz. Old Chat bir dahaki yamada kapatılacakmış. Yani karşıda sorunlu bir insan varsa artık chatten size yazamayacak. Tabii siz de onlara yazamayacaksınız. Bu durum beni hiçbir şekilde etkilemedi. Zaten chatte falan da bakmıyordum. Ama chatte yazanlar için bence biraz moral bozukluğu olmuş olabilir. Chatte yazanlardan rahatsız olanlar için bence çok güzel bir özellik olacak. TT oluyorsanız artık bence olmazsınız. Ve takımınızdaki flamer'ı mutelersiniz. Çok daha güzel oynarsınız arkadaşlar. Ben niye ki olamadım? Bunu keser miyim? Sen nasıl bu kadar vurdun ya? Vurma bana. Niye Q atamadık? Meteora gittik bir de. Normalde Lilya'ya dalmamak gerekiyor. Yani konuşurken dalmışım. Adam aramızda level farkı vardı. 2 o zaman ama kesin almıştık. Bu videoda böyle konuşurken çok fazla zorlanmayın diye Mordel almıştım. Lilya niye orada bekliyorsun? Görmedim zannediyor galiba. Buraya push diyelim. Böyle gidiyorum. Alabilecek miyiz? Bence aldım, çok fazla milyon var. Sıkıştın sen burada ya. Ya bakayım buraya bir. Bu sefer aldım seni. Hata yaptım, burada beklemeyecektin. Işınlarını kullanmadan geldi, bayağı milyon kaçırdı. Birazdan 5'te olacağım. Oradakiler farkını bayağı bir açtık. Böyle çekersen bunu. Çok güzel vurmadık mı ya? W'ye basıyorum, iyileştim. Da fazla vuruyormuş. Herhangi bir şeyden bahsederken Mordel oynamak çok basit geliyor. Zaten karakterimiz zorluyor. Şöyle gelip Q atıyorsunuz. Tutturamadık. Şu an birazcık sıkıntı olabilir. Gel buraya. Bunu kaçırmasaydım iyiydi. Ama aldım. O kadar fazla vuruyorum ki pasifim sayesinde aldım ya. Hiçbir şey yapamadı. 1400'e para olmuş. Base'e gireyim. Karşı takım pikleri kılgın olduğu için ilk ihtimal vadeni almayacağız. Bunları yakalamak için füze kemer alacağım. Lane'den filan birazcık bahsetmeyeyim. Old Chat'ten filan bahsedeyim. Old Chat'in gitmesi bir yönden bizim için de kötü oldu arkadaşlar. Lane'deyken bir kişi çok fazla kestiğimiz zaman adam tilt olup chat'ten yazabiliyordu. Biz de bunu kapak resmini yazıyorduk, yani güzel gözüküyordu. En baş dediğim gibi chat'te yazılanları kafaya takanlar için bence çok güzel bir güncelleme olacak. LoL bir mental oyun arkadaşlar. Mentalden kaybettiğiniz zaman, yani kafadan, ister istemez bütün oyunuz etkileniyor. Oyundaki genel chat'in kapatılması bir yönden sorun olabilir. Yani takımdaki flamerlar karşıdaki kişiye yazamayacağı için o içindeki flame atma isteğini takımdaki bir kişiden çıkaracak gibi duruyor. Ben seni bir alayım. Hemen keseceğiz. Öldün zaten ya. Bence çok fazla zorlama. Pasife gideceksin. Kesin sen de öldün. Bence onu yapma. Alır mıyız ki? Aa, niye alamadık ya? Oyunun başında aynısı olmuştu. Şu Q'ya attığım zaman bir türlü eremiyor. Yani bunu düzeltmeleri gerekiyor. Videoda flame'lardan falan bahsetmiştim. Bu oyunda kimse chat yapmamış. Yani karşı takımda yazmıyor, bizim takımda yazmıyor. Oyunlar böyle olduğu zaman bana göre çok daha güzel oluyor. Tabi genel kişilere göre belki sıkıcı olabilir. Riot genel sohbeti kapattıktan sonra diğer hamlelere bakalım ne olacak, merak ediyorum. Oyundaki sessiz sohbeti takımcı yaparlarsa belki bir yönden güzel bir, ama onda da yine flame'lar sorun olacak. Çünkü mikrofon açtık zamanda da ne yapacakları belli oluyor. Valorant'tan CSGO'dan olsun, zaten bunu biliyorsunuzdur. Benim chat'e bakmayan kişiler için gerçekten çok önemli bir güncelleme oldu. Gel kapışalım biraz. Çok hızlı ya. Eşlik hareket hızı var. Birazdan kesecek gibi duruyor. Alacak mısın beni? Ben seni alırım ama. Yok, alamayacağız. Aldık, çok fazla vurduk ya. Yazık oldu. Böyle bir keseyim. Öleceksin. Ölmeyeceğim mi? Yok artık. Ölmen gerekiyor ama. Alacak şimdi bizi. Ben öldüm. Q'yu da kaçırdık. Kesin öldük. Çok kötü oynadım. Onu da yedim bir de. Aa, ben aldım. Q'm o kadar fazla vurdu ki. Mordel'de Q attığınız zaman rakip tek başına çok fazla vurabiliyorsunuz. Base'e gittim. Sonunda füze kemerle birlikte Merkür'ü aldım. Artık Lilya kesmemiz çok daha kolay olacak. Tek sıkıntı Q'yu tutturmam gerekiyor. Çok hareketli bir şampiyon. Tutturmak zor. Burada Liss mi var? Evet, Liss varmış. Bende şimdi ulti yok. Acaba alır mıyız? Alırım gibi. Ulti basacak. Hadi ölmen gerekiyor. Ölmedi, çok fazla vurdu ya. Aramızda 2 level fark vardı. Hiç korkmadan adama daldım. Yani çok fazla vuramaz diye, nasıl oldu bilmiyorum. Kanıcının falan da varmış. Yüksek basar çıkardı. Bu maçtaki oynayışımız bayağı kötü oldu. Zaten bana da gerek kalmadı. Yani Eko'muz 12'ye 1 olmuş. Artık tek başına taşıyabilir. Ben de karşı takıma kasmış birisi varsa ultim alırım. Fight'ten çıkarım. Zaten sonra bizimkiler kazanırlar. Bunlar alameti alacaklar galiba. Liss'in güzel oynuyor. 8'e 6 skoru var. Lilya topa TP atmış. Şimdi gidersen beni de kesecekler. Biz en iyisi topa çıkalım. Arkadaşlar videonun başında da söylemeyi unuttum. Bana destek olmak isterseniz şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beni ilk kez izleyen kişiler vardır. Bu video biraz böyle konuşma tarzında oldu. Yani oyun hiç önem vermedim. Orada öğrenmek isterseniz kanaldaki diğer videolara bakabilirsiniz. Topa da Liss'in geldi, alameti saldı. Ben seni aldım ki bu sefer öldün ya. Bunu alamayacağız tabi. Kuleyi de aldılar, yapacak bir şey yok. Lilya da şimdi bana dalıyor ama bence ben bunu alırım. Hata yapıyorsun. Öldün ya. Dev kalsın, şuraya pushlayalım, kuleyi almaya çalışalım. Mordel'in bu ultisini gerçekten çok seviyorum. Yani direkt iki kişi falan geldikleri zaman adamla birebir kapışabiliyorsunuz. Kule altı falan kesmeleri çok zor oluyor. Topta kulede aldım, Liss'in bir de gitmiş. Eko alt tarafta. Buraya büyük ihtimalle gelecek. Aslında Eko gelirse bunu keseriz ya. Direkt tekli bir de gitmiş. O zaman ben de kule almaya çalışayım. Eko bir de gitti. 3'te 3 attı. Yani adam şu an tek başına oyunu taşıyabiliyor. Kanaldaki çoğu videoya baktıysanız arkadaşlar tek başına ben bayağı bir çabalıyordum. Yani takım salıyordu. Bu sefer ben çok fazla kasmıyorum. Böyle olması biraz şans oluyor. Umarım size de böyle kişiler gelir. Ultiyi basın bakalım. Kesebilecek miyiz? Aldık galiba. Alamadık. Keşke ölsen ya, o kadar fazla vuruyor ki. Öncekinden farklı bu sefer strike güvencesi almış, yani canım fazla, o yüzden kesemedim. Bir de kaçan sayesinde bayağı bir iyileşebiliyor. Bunu kanıtlamanın tek bir yöntemi var, dikenle kalacağız. Hep toplu takıyordum, artık bir de gelmenin zamanı geldi. Belki fightlara falan katılırız, zaten ultim de var. Liss'in dışında şu an herkesi kesebilirim. Liss'in çok sıkıntı oluyor. Ekti şu anda Tüz tek başına bekliyor, büyük ihtimal arkası vardır, direkt de almayacağım. Evet, arkası varmış. Ama gelme bana ya. O zaman senle kapışalım. Alamayacağım ki çok tank. Hadi aldık. Ne güzel vurdum böyle. Ölecek misin? Şöyle keseyim o zaman. Şimdi bottan kuleyi almaya çalışalım. Bottaki inhibitörü açtık. Ben de zorlamadan base'e gittim. Nautilus için o flash'ı atmasam çok daha güzel olurdu. Yani bizim Mordel'in kaçmamız sıkı yok. Yakalandığım zaman büyük ihtimalle kesecekler. Şu anki bulunduğumuz yerde altın olması gerekiyor. Nautilus flame atıyormuş. Şimdi keselim. Tek aldık, bende kaldı. Hatta artık bundan sonra taşma falan görmeyeceğiz. Şunu bir alayım gelmişken. Q'yu atalım. Q'yu yarıcan. Çok güzel vurmuyor mu ya? Öldün. Boşuna bastı. Şöyle keselim. Lisin bir bıraksan beni. Şunu kesmeye çalışayım o zaman. Alamayacağız galiba. Ölecek misin? Ha güzel, bunu da kestik. Keşke onu da alabilseydim. Hasar yetmedi. Bunu alır mıyız? Bir Q alsam bunu da alacaktım. Yine balyozere inmedi. Normalde bildiğiniz gibi Liss'ini kesemiyorduk. Dikenlere kaldığım için çok fazla can çalamadı. Yani rahat bir şekilde kestim. Şu anda oyundaki durum da fena değil. Yani 16 levelim karşıya göre bayağı bir fark atmışım. 3 kişi falan geldik ya, zaman rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Tam karşıya mütere gidiyordum. Bizimkiler de oyunu bitirmişler. 23k hasar atmışım ama videomuzun ana konusu Mordel değildi. En başta dediğim gibi Genmay ile birlikte artık karşıdaki filmlerin sonu geliyor. Takımımıza geldikleri zaman da mutlaka mutlelemeyi unutmayın. Eğer video hoşunuza gittiyse de beğenmeyi ve bu tarzda video kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.